Arkadaşlar merhabalar bu videomda çokgenler konusundaki ÖSYM tadında sorular bir testinin çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında hadi bakalım çözümlere başlayalım. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısı 180 eksi 360 bölü en yani dış açıyı bulup 180'den çıkartıp o şekilde hesaplıyoruz. Ondan bahsetmiş. Yamuk biçimindeki bir kağıt şekildeki kesikli çizgilerden kesildiğinde ortada kalan kısım düzgün altıgen oluyor. Evet şu düzgün altıgen oluyormuş. Madem düzgün altıgen 360 bölü en dış açıyı veriyor bize. Yani o da kaç yapıyor? 360 bölü alttan burası 60 derece. Hocam burası da 60 derece. Çünkü bu düzgün altıgen. Hocam burası da 60, burası da 60. Ev 60 60 ise burası da 60, 60 60 ise burası da 60. Ne çıktı burada? Eşkenar üçgen çıktı. Burada da eşkenar üçgen çıktı. E bu düzgün altıgende Bir kenarı 2 bulduk. Diğer kenarları da 2 mi oldu? Evet. Şekildeki birim cinsinden uzunluk değerleri dikkate alındığında kağıdın ilk halinin çevresi ilk halinin çevresine bakalım. 4, 4, 8, 10, ve burası da 6, 16. 16 sonradan oluşan düzgün altıgenin çevresinden kaç birim fazladır? 16'dan neyi çıkartacağız? Altıgenin bir kenarı 2, altıgenin 2 12'yi çıkartacağız. O da kaç yapıyor? 4. 4 fazla olmuş oluyor. Evet birinci soru böylelikle denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Evet yine formülü vermiş biz biliyoruz. Burada sekizgen, altıgen, beşgen ve dörtgen yani kare var burada. Ve burada kaçlar? Değerleri isteniyor. Öncelikle dış açı 360 bölü 8. 360'ı 8'e böldüğümüzde dış açı kaç derece? 45 derece. Sonra buradaki açı, buradaki açı şöyle göstereyim. Şuradaki açı kaç derece yapacak? O da altıgenin dış açısı. 360 bölü 6 yani 60 derece olacak. E, buradaki açı 60 derece ise eğer A'ya kaç kaldı? 15 derece kaldı. Yani biz A'yı 15 derece diye bulduk. Sonra beşgen var. 360 bölü 5 o da 72 yapıyor. Hocam şu açı 72 yapacak. Bu açı 72 ise 60'ı buradaysa B'ye kaç kaldı o zaman? 12 kaldı. Sonra C'ye bakacağız. C'ye bakmak için de zaten burada kaçtı? 90 derece. Şu açının da tamamı 90 derece değil mi? Evet. E şuraya kadar da 72 idi zaten. Buraya kadar da 72 olduğundan dolayı 90'dan 72 çıkartınca kaç kalıyor? 18 derece mi kalıyor. Evet. C de böylelikle 18 yaptı. Sıralanış isteniliyor. Bunlardan en büyüğü C. Sonra A, sonra B yaptı. O zaman C-A-B sıralanışı C şıkkında var. İkinci soru böylelikle C-Han oldu. Geldik 3'e. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısı şu şekilde bulunur demiş. Şekil 1'de verilen dik üçgen biçimli kartondan 6 tanesi şekil 2'deki gibi birleştirilerek dış kısmın çevre uzunluğu 54 birim olan düzgün altıgen elde ediliyor. E, 54'ü e 6'ya bölsek bir kenarı 9 mu çıktı burasının? Evet. Şimdi ben böyle bir düzgün altıgen elde etmişim. Düzgün altıgen dış açısı kaç derece yapıyor? 360 böyle 6'dan. 60 derece yapıyor. Yani burası 60 derece. O zaman iç açısı 120. Buraya kaç kaldı o zaman? 30. E bu 30 60 90 üçgeni. Yani burası da 30 60 90 üçgeni. E o zaman olay bitti. 60'ı karşı 9 30'u karşı 9 bölü kök 3. Yani 3 kök 3 yapar. Burası 3 kök oldu. E karşısı karşı aynı şekilde eş üçgen olduğundan dolayı 9 ise burası da 3 kök 3. 30'un karşısı 3 köküçse 90'ın karşısı da 6 kök yapar. E bunun tamamı 6 kök buraya da 3 kök 3 mi kaldı? Evet. Şekil 2'deki beyaz bölgenin çevresi nedir diye soruluyor. Bir kenarını kaç bulduk arkadaşlar? 3 kök 3. Evet, bu da düzgün altıgen hep dış açısı 60 derece ya. Burası da 3 kök 3. Burası da 3 kök 3. Yani çevre ne yapacaktır? 6 tane 3 kök 3. Yani 18 kök 3 yapar cevap arkadaşlar. Dolayısıyla 3. sorunun doğru cevabı balık esir yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Ama e, MSU 2020'de sorulmuş. Ben kalanını çözemiyorum. Uygulamadan bakarsınız. Biz 5'e geçelim hemen. Özdeş 9 tane ikizkenar yamuktan Özdeş ikiz kenar yamuk. Hocam ikiz kenar yamuk olduğu için taban açıları alfa alfa. E buradaki taban açıları da alfa alfa. Bir tane açısı 2 alfa yaptı. Düzgün sekizgenin bir iç açısını bulmak için 360'ı bir 8'e bölüp 45 dış açısını buluruz. O zaman 2 alfa artı 45 eşittir 180 yaptığından alfayı da buradan kaç buluruz? 67,5 olarak buluruz. Evet ikiz kenar yamuğun bir açısını 67,5 olarak bulduk. E bu kare içi de böyle şekil oluşturulmuş. Burada kaç kaç derece? 22,5 derece. E bu bir kareymiş değil mi? Evet. Karenin içine yerleştirilmiş. Karede bu köşegen olduğu için şuradaki açıda da 45 derece. Ve şurada iki iç açı bir dış açı. Yani x nedir? 45 ile neyin toplamı? 22,5'un toplamı. O da 67,5 yapar. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Balıkesir çıktı. 5. soruda. Geldik 6'ya. Evet çevresi 45 verilmiş. O zaman 5'e böldüğümüz zaman bir kenar kaç çıktı? 9. Çevresi 25 bir kenar 5. Sonra bunu böyle döndürmüşüz A köşesi etrafında. Şu CDF doğrusal olacak biçime gelmiş. O zaman AB uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşım dış açısı kaç? 360 bölü 5'ten hocam dış açısı 72. E bunun bir kenarı 5, 5 olduğunu biliyoruz. Bunun da bir kenarının 9, 9 olduğunu biliyoruz. E hocam bu da CDF doğrusal demiş ya buraya yoğunlaşacağız. Burası da dış açı. E burası da 72. Aa ne çıktı burada? İkiz. Kenar çıktı. Yani burası da 9 oldu. E bizden şurada uzunluk isteniyor 9 5 daha kaç yapar? 14 yapar. Dolayısıyla 6. sorunun doğru cevabı böylelikle Edremit oldu ve ÖSYM tadında sorulardan birincisini bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tadında sorular ikincisinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.